Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Çiftin abiyle yaptık. Kepo, VS, Mr. VLS karşılaştırması yapacağız. O arada da arkadaşlar söyleyelim. Hem Nargile karşılaştırması hem de Elif'e gördüğünüz gibi One Nation kömür aldık. Bir de Bayma'ya karşılaştırması yapacağız. Hangisi kömür daha iyi, hangi Nargile'den daha iyi duman çıkıyor diye. O halde biz yavaş yavaş Nargile'lerimizi açalım. Bu halde arkadaşlar yaban mertini içiyoruz yine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi baymaya kömürümüz 13 dakikada pişti. One Nation'da 13,5 dakikada pişti. Yani arada yarım 30 saniye ya da 1 dakika falan var. Baymaya daha önce pişti ama çabuk bitiyor. One Nation'da biraz geç pişiyor. Uzun sürede de kullanabiliyorsunuz. Evet. Fiyat olarak da baymaya 25 liraydı. One Nation'da 30 liraydı. İkisi de herhalde bu kaçtı? Bu da 64'tü. O da 64'tü. Aynı ikisi yani. Arada 5 lira fark var. Derseniz ne hangisini alalım? Ben kesinlikle One Nation diyorum. Yani arkadaşlar gerçekten kaliteli bir için, kaliteli duman ve kaliteli tat almak için yani 5 liradan kaçacak halimiz yok. Zaten bizim bir keyfimiz var. O da güzel bir tat alalım. Ayrıca arkadaşlar gördüğünüz gibi Lotus aldık. Gerçekten. Çok kaliteli bir Lotus'tu. Aralarından en iyisi buydu. Arada duman farkı olabilir mi nargileler arasında? Çünkü onda samseret üzeri, Lotus kullanıyoruz, onda toprak üzeri yanmazlık kullanıyoruz. Ama açım dozu olarak tabi yine Mr. LS daha hızlı açıldı. Arkadaşlar ben gayet memnunum. Kömüründen, Lotus'undan. Yani gayet iyi. Toplam ben kömür ve Lotus'a 60 TL para verdim. Ayrıca Lotus'un fiyatı da 30 TL. Her nargileci de bulabilirsiniz Lotus'a. Bu arada Lotus kullanmayı fazla bilmiyoruz. Eğer bir öneriniz varsa yorumlar kısmında bize yazın. Çünkü biz de ilk defa Lotus kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nargilemiz yavaş yavaş açılmaya başladı. Dumanları da gayet iyi çıkıyor iki nargileri. Birazdan göreceğiz kimin nargilesi daha kaliteli diye. Arkadaşım diyor benim nargilem daha kaliteli ama bilmiyoruz. Sen biraz bahset nargilerden. Hani tap olarak ne alıyorsun? Yani duman tap olarak tap güzel geliyor. Bunda daha hemen hemen açıldı yani. 3 köz kullanıyoruz arkadaşlar burada da. Bunun tahliyesine bakarsak bunda tahliye şeyi olmadığı için yavaş üflüyoruz. Fazla da tahliye edemiyoruz bunu. Bir de benim kendi nargilerimde de daha önceki videolarda söylediğim bir cross chamber var. Onu ne diye sorarsanız tek nefese tahliye özelliği. Arkadaşımın nargilesi bilyeli. Burada gördüğünüz gibi bilyesi var. Yani o nargilere çok sert üflerseniz su alttan fokurdar ve yukarı çıkar. Nargileniz yanar. Biz ilk yaptığımız zamanlar öyle olaylarla karşılaştık. O yüzden ben size söyleyeyim, öyle yapmayın. Arkadaşlar, çift nargile böyle bir karşılaştırma videosu yapıyoruz. Eğer isterseniz diğer kütüphaneye denerken de böyle çift nargile kullanabiliriz. Bir de ayrıca bunu not olarak ekliyorum. Belki ilerleyen zamanlarda arkadaşım farklı tütün deneyebilir, ben deneyebilirim ama onun da karışma sebebi oluyor. Mesela atıyorum arkadaşım limon içer, ben karpuz içerim. O limonu bahsederken ben karpuzu bahsedersem kafanız karışma olayı gerçekten olabilir. O yüzden biz ilk başta çift nargile yapmayacaktık ama bir karşılaştırma videosu çekelim dedik. Bunu da gösterelim, önceden hazırlamıştık. Bilmiyorum görüyor musunuz? Bakın mesela atıyorum, belki görmüyor olabilirsiniz. Baymaya kömürünü ellediğiniz zaman elinizde böyle lekeler kalabiliyor. Eğer One Nation ellediğiniz zaman da gördüğünüz gibi elimde hiç leke kalmıyor. Az, az yani. O yüzden bunu artık kullanmayacağız. Bunu artık rafa kaldırdık diyebiliriz. O yüzden bitti. One Nation kullanacağız. Bu arada arkadaşlar Baymaya silindir şeklinde, One Nation'da küp şeklinde. Tabii Lotus için falan da Baymaya sıkıntılı oluyor çok şey olduğu için. One Nation ama hem küçük hem de daha hızlı şey olduğu için güzel yani. Baş dönmesi yaparsa, ikisi de baş dönmesi yapmıyor. İkisi de kaliteli baş ağrısı falan yapmıyor. Şu anda ben yani gayet iyi, keyifli bir içim var gerçekten. Ayrıca arkadaşlar Lotus ve Samsaris'le iliştiğimiz zaman toprak bile kıyaslarsak, toprak bile atıyorum %50 tat alıyorsak
Samsaris'te %100 tat alıyoruz. Gerçekten sanki yaban mersinli sakızlar oluyor bazen bakkallarda. Eskilerden oldu, şimdi var mı bilmiyorum. Sanki onun ağzında çiğniyormuşsun gibi bir tat veriyor. Gerçekten iyi. Yani ben gerçekten beğendim. Gördüğünüz gibi dumanı da göstereyim. Gerçekten iyi yani. Kıyaslarsak sence hangisi? Kömür olarak mı? Yani nargile olarak kıyasladığımız zaman aslında değişen bir şey yok. İki nargile de aynı ama duman performansı olarak bir içelim biraz. Aslında arkadaşlar duman performansı Lotus'unuzu şeyinize, lülenizin şeyine vesaire onlara bakıyor. Zaten bir önceki videolarımıza bakarsanız toprak lülede biraz az duman alıyorduk ama şimdi Samsaris ve Lotus olduğu zaman ayrıca onlarla yoğun duman çıkıyor gerçekten. Arkadaşlar hangisi güzel derseniz ya ikisi de beraber aynı. Aslında nargilenin kalitesi daha çok dumana bakmıyor. O sizin tütünüzün, köpürünüzün kalitesine bakıyor. Nargileniz daha pahalıysa çekimi güzel olur. Tahliyesi güzel olur. Çekimi daha rahat olur. Bunun da hemen hemen çekimi aynı yani. Fark göremiyorum. Bunun tahliyesi var ayrı ayetler olarak. Yani değişen farkın aslında bir şey yok. Fiyat aralığında da 50 TL fark var. Yani para hangisine yeterse onu alırım yani. İkisi de kötü bir nargile değil yani. Aslında öyle pahalı nargilelerde arkadaşım da daha demin dediği gibi sadece tek var, full çelik oluyor. Çelikle tabi daha yoğun tat alıyorsun. Arkadaşımın nargilesinin gösterdiği kısım gövdesi alüminyum olduğu için oradan biraz tat biraz az gelebilir. Ondan sıkıntı yok. Benimki full çelik olduğu için tadında hiçbir problem yok. Gene fark etmiyor tadı da arkadaşlar. Yani paranız varsa tabi gidip bir sıraya söyleyebiliriz. Bunun tahliyesi deseniz daha iyi. Bir de full çelik takım. Öneririz yani size, tahliyesini gördüğünüz gibi. Bu bilyeli olduğu için tahliyesi biraz sıkıntı oluyor. Ancak arkadaşlar yavaş yükleyeceksiniz ki yanmasın, hızlı yüklerseniz yanar ama bunda öyle bir sıkıntı yok. Bir de nargilelerini değiştirelim, öyle bir bakalım tat yokluğunda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yer değiştirdik, bakalım nargilelere nasıl, o benim nargilerle nasıl tat alacak, ben onun nargilesine nasıl tat alacağım. Aradaki farkı şimdi göreceğiz arkadaşlar, Lotus'un farkını da göreceğim. Yani açık konuşmak gerekirse bence benim nargilem daha iyi arkadaş kardeş. Yani hatta doğru söylemek gerekirse benim nargilem daha iyi yani çekiş olarak. Benim nargilemin çekişi çok rahat arkadaşlar. Böyle zaten biraz çekerken zorlanma falan yok. Evet arkadaşlar, tat olarak buradan gerçekten çok tat geliyor. Aslında şeyin etkisi var tabi, lüleyle yolusun da etkisi oluyor. Ama çekim olarak veren bu daha rahat, daha güzel yani tabi de Mr. Edesi'ye öneririz. Çok bilinen ve güzel bir marka. Aslında dumanda öyle fark yok. Dumanlar aynı. Kalitesi sadece farklı. Bir de kömürler farklı olduğu için. Onda Lotus var, bende yanmazlık var. Bu arada arkadaşlar nargilenin fiyatları sorarsanız Mr. Edesi 300 lira ama biz tanıdık falan olduğu için 250'ye aldık. Bu da 250 liraya aldık yani Kefo'yla. Ama onun da işte camları farklı oluyor. 170'i de bulursunuz, 200'de de vardır ama cam farklı oluyor tabii ki de. Bir de Babil takımı dediğimiz var. Aslında Babil de, ben kafelerde Babil takım var. Biz kafeye gittiğimizde Babil kullanıyorduk. Tek farkı dediği gibi onların bu kebonun şişesi daha inceden kalına doğru. O Babil'lerde inceden kalına doğru gibi yani ince. Sadece şişesi farklı yani değişen bir şey. Daha kalın yani bu. Aynen, gövdesi falan aynı. Arkadaşlar ben kömürlere baktım. Kalkıp Lotus'un içindekileri açtı falan. Baymaya biraz küçülmüş. Ya küp. Van Nation yine aynısı. Küçülme küçülme yok. Hatta üfledik falan. Ya şu anda bilmiyorum ne kadar zaman geçiyor çünkü videodayız. Şu anda yanma gibi bir şey yok durumu. Benim arkadaşım kullandığı nargilede yanma yok. Benimkinde var. Bunda da yanmıyor kesinlikle. Bir 10 dakika yani 15-20 dakika olmuştur diye düşünüyoruz. Ki daha fazla içseniz de yanmaz. Veya sizi 45 dakika falan 50 dakika götürür. Bu sizi 1 saat falan götürür bu kömür. Bu da gene aynı şekilde 1 saat, 1 saat, 1,5 saat belki. Ya bir yandan o da sizin çekiminize bağlı. Atıyorum mesela bazıları var hani öyle zırt zırt çekmiyor. Yavaş yavaş içiyor atıyorum hani 2 dakikada bir çek. Aynen bazıları yavaş içiyor bazıları da ortamda içiyorsunuz. O tabi değişiklik gösterebilir daha kısa sürede de bitebilir. Eğer yavaş içerseniz kömür dediğimiz gibi baymaya 1 saat idare eder 3 kömürde. Yani tam 1 saat demeyelim de
yarım saat, minimum yarım saat, maksimum 45-50 dakika idare eder. One Nation'da minimum 50 dakika, maksimum 1 saat 15 dakika ya da 1 saat 20 dakika idare eder diye düşünüyorum ben. Evet. Pişme süresine tekrardan gelirse dediğimiz gibi Bamiya biraz daha hızlı pişti. Şeklinden mi demeli artık onu bilmiyorum. Ama fazla bir fark yok yani aralarında. Bir de nargile demlenmesi var. Ben bu nargileyi 2,5 dakika demlettim. Benim kendi nargilemi 4 dakika demlettim. Çünkü onda 30 var, 30 ısınması lazım. Arkadaşlar ben internette gördüm. Bazı arkadaşlarımız köz ocağının üstüne 30 koyuyor. Ben onu tavsiye ediyorum. Çünkü biz yanmazlığını, yüreğe giren kısmını koymuştuk bir ara. Üstün yerde ısınsın diye yani belki daha evet, güzel. Şu an benim nargilemi üstüne koyduğumuz şey aynı şekilde. O hemen yanmıştı, paslanmıştı gerçekten. Onların içerikleri var mı ya da pahalı mı onları bilmiyorum. Yanmıştı, tadında gerçekten bayağı bir değişiklik oluyor. O yüzden ben nargilemi üstüne koyup, kömürleri onun üstüne koyup 5 dakika beklemeyi tercih ederim yani. Kesinlikle. Arkadaşlar o kadar para veriyorsunuz yani heba etmeye gerek yok. Yazık günahtır yani. Kesinlikle makinenin üstüne koymayın arkadaşım dediği gibi. Yoksa işte tat, size tat gelmez, tat alamazsınız. Yanık kadar alırsınız, pasta da olabilir. Çünkü ısınıyor arkadaşlar, metal ısınınca gerçekten siyah oluyor bildiğiniz gibi. Arkadaşlar, lotusa kesinlikle su da tutmayın. Çünkü onun üstüne köz koyuyoruz, sıcaklık bulunca pastadır. Onu da öneriyoruz size. Sadece biz ilk aldığımızda yıkadık, o da çünkü rafta olduğu için hani tozdur, kisli falan diye. Sadece ufak bir sudan geçirdik. Yani zaten arkadaşlar onun üstüne kömür koyuyoruz zaten üfleseniz kömürler falan hepsini de eğer ki atıyoruz mesela sansarışın üstüne koyduğum zaman da altına tütün yapışırsa zaten soğuduğunuzda peçeteyle ya da hafif nemli bir bezle altını temizlerseniz iyi olur. Ben su tutma taraftarı değilim. One Nation'la Bamiya'yı karşılaştırdık. Hangi isterseniz ikisi de hemen hemen yakın birbirine. Ama tabi One Nation daha çok bilinen ve kaliteli marka olduğu için bunu öneririz. Arada 5 lira fark var. Kesinlikle bunu kullanın derim ben size. Bu da 64'lük. Bu da 64'lük. İçinde de ikisinde 64 tane var. Bunun kutusunun küçük olduğuna bakmayın. İkisi de bir kilo. Aslında değişen fazla bir şey yok. Onun One Nation'ın kutusu biraz ebatı geniş olduğu için normalde One Nation'ın dediğim gibi kutusu geniş olduğu için Bamiya'nın da kutusu ince uzun olduğu için aynı. İkisi de standart 1 kilo. Evet. Bu arada videoda onu denemedik ama Kefobot da biz ilk nargile aldığımızda onu denip kullanıyorduk. O da hemen hemen One Nation'da aynı. Onu da size kullanın derim. Aynı yani. Onu bulursanız zaten bizim favorimiz olan 2 tane kömür var. One Nation'da Kefobot. Gerçekten ikisinden çok memnun kaldık. Ya Bamiya'dan da memnun kaldık da o silindir şeklinde, o lotuslara falan fazla olmuyor. Sıkıntı oluyor biraz. Aynen, bir de yanmazlıkta da falan sıkıntı oluyor. Bir de yanılabiliyor evet. Başayla mesela ısındıktan sonra hafif vurur, direkt ortada ikiye ayrılıyor. O yüzden derim yani 5 lira daha fazla verin, One Nation veya Kefobolt alın. Bir de ben bunu denemiştim. Kefobolt'ta dediği gibi, işte Kefobolt, One Nation arkadaşımda dediği gibi hani atıyorum ben tepsiyonun üstüne vuruyordum hani dışındaki tozlar vesaire köz kalıntıları gitsin diye. Bamiya'da öyle yaptığımız zaman köz kırılıyordu. O yüzden biz de öyle yapmadık. Direkt içiyorduk közlerle beraber. O yüzden en iyisi ben One Nation'da Kefobolt taraftarıyım arkadaşlar. Evet, ben de onun taraftarıyım. Nargile'de geçsek, hangisi daha iyi derseniz tabii ki de biraz daha fazla verin, Mr. Edes'i alın derim. Ama bütçeniz Kefo yetiyorsa Kefo'da alabilirsiniz. Gayet kaliteli bir nargile arkadaşlar olan. Tek sıkıntı işte tahliye sıkıntısı. O zaten gerek duymuyorsunuz aslında onda tahliyeye. Bu full çelik takı, bu da şu ser kısmı, gövde kısmı alüminyum. Sadece ser kısmı çelik. Evet. İşte arkadaşlar benim Mr. Edesem'deki difüzör orijinal, kendi full çelik ser borsundaki difüzör orijinal. Hani sonradan bir ek ya da sonradan bir derleme yapmadığımız için. Bunlar bir de atıyorum normal kahveci takımlarında vesaire ya da normal kafe işinizde nasıl ses çıkıyorsa bunda da aynı bir ses çıkıyor. Biz ortam kapalı olduğu için bir de el biraz boş olduğu için yankı yapmasın diye difüzör kullandık. Bir de sesimiz daha iyi çıksın diye. Difüzörün çok farkı var burada. Bir çek. Aynı. Sade bir çek. Gördüğünüz gibi difüzör yani aslında bundan daha iyi bir difüzör sesi var. Bu biraz daha... Bireysel çek bir difüzör sesi duyuyor. Aslında aynı değişen bir şey yok. Bu biraz daha buradaki tok bir çekim oluyor. Bu difüzör biraz daha hafif bir
Divizör ses yani hemen hemen hiç gelmiyor. Gördüğünüz gibi seslendi. 5 liraya almıştık. 5 liraya değerli değerlendi. Silikon divizör. Yani 5 lira arkadaşlar, yani öyle pahalı bir şey yok. Arkadaşlar bizim şahsi düşüncemize göre bu takımda biraz daha fazla tatlı duman geliyor. Onun da tek şeyi nedeni zaten Lüle ve Lotus. Bunda toprak Lüle ve yanmazım olduğu için biraz daha az duman ve tat geliyor. Bir o de sıkıntı değil yani. Love 66 videosunda buna Samsevis kullandığımızda Love 66 yine dediğim gibi %50 tat geliyordu. Bir de biz Gülde'yle versiyon akşam sahile gitmiştik arkadaşlarla oturduk. Onda Love 66 yaptık. Benimle geldi. Lotus ve Samsevis'te onda daha çok tat geliyordu. Arkadaşlar Instagram sayfamız açıklamalar kısmında, oradan bize yazarsanız bütün sorunuza oradan cevap verebiliriz. Yorumlar kısmında biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Instagram'dan yazarsanız daha detaylı size yardımcı olabiliriz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle çiftler gelebilmek istiyorsanız da yazabilirsiniz yorumlara. Videoyu da beğenebilirsiniz. O zaman bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup bize like atarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.